Müthiş gece devam ediyor sevgili spor severler, kickbox severler. TV8.5 ekranlarında bir Kürşat Şahin organizasyonu Öztürk Akpolat'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Loja Fight Club ikincisi İstanbul'dayız. Bir büyük müjde, 27 Kasım'da Trabzon'dayız. Duymayanlara bir kez daha hatırlatalım. Ve işte gecenin 7. maçı. Artı 91 kilogramda ağır siklette bir mücadele. 3'er dakikalık 3 round üzerinden. Ve önce mavi köşede Bosna Hersekli sporcu gelecek ringe. Ahmet Krinic. Ve işte şimdi o geliyor ringe. Kırmızı köşede nefeslen tutuldu İstanbul'da. Kadir Yıldırım. Maçı zamanı, gecenin en büyük maçları başlamak üzere artık. Terminatör geliyor. Kadir Yıldırım geliyor. Asla modası geçmeyen bir müzik. Asla pes etmeyen Kadir Yıldırım'la birlikte, Terminatör'le birlikte. Bir gerçek kahraman, bir cesur yürek, bir gerçek şampiyon. O bir Terminatör, Kadir Yıldırım. And it's time. Tempo! Terminatör'den girdi. 10. yıl marşıyla çıktı. Kadir Yıldırım ringe ilk adımlarını attı. Kadir Yıldırım! Murat Özkaya ve Ecevit Tekilciğeri antrenörleri Kadir Yıldırım'ın. Başarılar diliyoruz kendisine. Sinoplu Ataşehir Belediyesi'nin sporcusu Kadir Yıldırım köşesindeki yerini alıyor. Ve işte dünkü tartanları Ahmet Krinic ile birlikte. Introducing first the blue corner. Önce mavi köşede representing Bosnia and Herzegovina. Bosna Hersekli sporcu, 24 years old, standing 1.94 meters tall, weighing 113 kilograms. Yeah. His professional record: 9 fights, 6 wins, 1 coming in the way on knockout, 2 defeats, and 1 draw. Trained by Mirza Pjanic. Bosna Hersekli sporcu 24 yaşında, 1.94 boyunda, tam 113 kilogram ağırlığında. Profesyonel kickboksta 9 maç yaptı, 6'sını kazandı. Bir kez knockout etti. Rakibini 2 kez mağlup olurken bir kez de berabere kaldı. Ahmet Krinic! Ve rakibi kırmızı köşede. And his opponent in the red corner. Representing Turkey, sporcumuz. 34 years old, standing 1.94 meters tall, weighing 107 kilograms. His professional record: 15 fights, 12 wins, 7 coming in the way on knockout, and 3 defeats.
trained by Ecevit Tikicieri and a fighter of Ataşehir Belediyesi Sports Club. Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ecevit Tikicieri yapıyor antrenörlüğünü. Profesyonelde 15 maç yaptı, 12'sini kazandı. Tam 7 kez nakavt etti rakiplerini, 3 kez mağlup oldu. 34 yaşında, 1.94 boyunda, 107 kilogram ağırlığında. O bir terminatör. Kadir Yıldırım! Karşılaşmanın ring hakemi, uluslararası hakemlerimizden Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Park. Evet. It, no elbow, no holding, no clinch, one knee, it's okay. Good luck. Corner. Evet, Kadir Yıldırım ve Ahmet Kırınç hazır. Bizim ricamızı kırmadı. Peter Arts bu maç için de bana eşlik edecek şu anda yanımda. Görüyorsunuz, thanks a lot again for staying for second match. You know Ahmet Kırınç. I see two fights of him. Ahmet'in iki dövüşünü gördüm diyor. Yeah, it's good. He saw it. Round one. I heard about he must be really good. So I think it's an interesting fight. Kadir'i de çok duydum diyor. Çok ilginç bir maç olacak diyor. Ben bunu bekliyorum diyor. Ahmet Kırınç'ın iki tane maçını izlemiş. Sağlam bir dövüşçü. İlginç bir maç olacak dedi Peter Arts. Dediğim gibi maç boyunca yanımızda olacak, yorumları yapacak. Ben mümkün olduğunca bir yandan maçı izlerken bir yandan bunların çevresini size aktarmaya çalışacağım. Seri yumruklar ve alçak tekme kombinasyonu. Çok fazla alçak tekme alırsanız canınız yanar diyor. Zarar görürsünüz diyor Peter Arts. Ve az önce o tekmelerden bir tanesini aldı Terminator lakaplı dövüşçümüz Kadir Yıldırım, ama o da şimdi bir iç tarafa alçak tekme. Yumruklar Kırınç'ten, bir de push kick. Geriye doğru çekildi Kadir Yıldırım. Bir ağır siklet mücadelesi. 107 kilo ağırlığında Kadir Yıldırım, 113 kilo ağırlığında Ahmet Kırınç. Sağ kroşe geldi. Sağ kroşe tabii. Neredeyse. The beginning they didn't do too much Kadir. But he has to do more. He started a little bit late. Evet biraz. We have time. We have three rounds, you know. Biraz geç başladı diyor Kadir Yıldırım. Biraz ağır başladı ama elini çabuk tutması gerek. Daha zamanımız var, problem değil dedi Peter Arts. Dış tarafı alçak tekme denemesi. Kırınç'tan geriye çekildi Kadir Yıldırım. Siyah şortla Kadir, yeşil şortla Bosna Hersekli Ahmet Kırınç'ı izliyoruz. Tabii bu siklette her darbenin etkisi diğer sikletleri olanında çok daha fazla. Hele ki o yumruklar, yok mu o yumruklar? Punches are more heavier than other. Yeah, yeah. Heavyweight can be finished one time, you know. Yeah. Her maç bir anda bitebilir diyor Peter. Lightweight is more points, but heavyweight can be finished one punch or kick. Hafif ağır siklet maçlarında puanla iş kalabilir, daha çok puan girebilir devreye, ama ağır siklette bir yumrukta, bir tekmede her şeyi biter diyor efsane Peter Arts. Wow, vücuda bir sol geldi. Rantans kick Kadir Yıldırım'da. Belden aşağı vurduğuna dair bir şikayeti oldu Kadir Yıldırım'ın. Cengiz Bank da şimdi uyardı Ahmet Kırınç'ı. Son 40 saniyeye giriyoruz ilk roundda. Sağ kroşe Kadir Yıldırım'dan. Ring hakimiyeti Terminatör'de. Şimdi aparkat denemesi ama aynı anda da atak geldi Kırınç. İkisi de isabet kaydedemediler. Round'dan sonra Peter Arts'ın daha geniş yorumunu alacağım ilk round'da yaşananlarla ilgili, ama benim şu ana kadar gözlemlediğim yakın bir maç oluyor. Kırınç'ın özellikle ilk saniyelerde biraz daha etkili olduğunu gördük. Bu arada kontra yumruklar ve bir de high kick, yüksek tekme geldi Kırınç'ten. Bu yüksek tekmeler esnasında aslında sweeper'la sweep kickleri, o ayağı yerden süpürmeleri çok etkilidir Kadir Yıldırım'ın. Şu ana kadar bunları kullanmadı ama ilerleyen bölümde kullanacaktır. Biraz da birbirlerini tarttılar. They wait each other, I think. They wait a little bit too much, I think. I think I'm at a little bit more fun, but not too much difference again, you know. Evet. Az so, önce söyledim, tahmin ettiğim gibi. Kadir started late. He took too many punches. He had to start faster. Yeah, he started late.
yakın olduğunu söylüyor mücadelenin. Ahmet Kılıç'ın daha iyi başladığını, Kadir Yıldırım'ın biraz daha geç devreye, biraz geç kaldığını ifade etti ama buna rağmen yakın bir maç. No need to guess anyway. Herhangi bir tahmin yapmaya gerek yok. As you said before. Can go anyway. Yeah. Everything can happen anytime, any second, any minute. Kickboxing. Kickboxer her an her şey olabilir. Her an, her saniye, her dakika. Yani ilk iki roundda rakibinizi ikişer kez yere indirmiş olursunuz. Bir şekilde ayağa kalkar. Üçüncü roundda son 10-15 saniye vardır. Bir yumruk alırsınız, bir yüksek tekme alırsınız ve orada sizin için elektrikler kesilir ve her şey biter ve bir anda o ringden mağlup bir şekilde ayrılırsınız. Bu yüzden çok dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, ikinci round başlıyor. Siyah şortla Terminator Kadir Yıldırım. Yeşil şortla Bostersik Damet Kriç. Çok hızlı yumruklar şimdi. Kadir baskını başladı ikinci rounda. He attacked very fast this time. Yeah, but... Bu kez çok hızlı başladı ilk roundun tersine işte bir looking a little bit what the opponent do, you know, so most of the time. Maybe he wanted to learn him. Yeah, but they have to what he's doing, you know. In the beginning, you have to know your opponent. The distance you must get used a little bit. Yes. Bir axe kick işte Kadir Yıldırım'ın meşhur tekniği, balta tekme diyoruz buna. Orijinal adı axe kick. Burada bir darbe yok, hakem saymayacak. Ayağa kaydı Kadir Yıldırım. Bir yanlış anlaşılma olmasın sevgili seyirciler. Az önce Peter Ars'ın yorumlarında es geçmeyelim. Kadir az önce ağır başlamıştı ama bu kez hızlı başladı ifadesini kullandı. O da ilk roundda rakibini tarttığını, rakibini biraz daha öğrendiğini, bu roundda biraz daha kendini gösterebilme ihtimalinin olduğunu vurguladı Hollandalı koç. Sol geldi. Sıçrayarak bir diz Kadir Yıldırım. Bir sweep. Ayağını süpürmeye çalıştı Krenic Kadir Yıldırım'ın ama ayakta kaldı. Sol şimdi kulak arkasında bir darbe aldı. Kadir Yıldırım ringin hakimiyeti şu anlarda Krenic'te. Kadir yükleniyor. Antrenörleri Murat Özkaya ve Ecevit Tikicieri kenardan devamlı uyarıyorlar. Şimdi içeri gir, şimdi çekil, şimdi şunu yap, bunu yap şeklinde bir an olsun yalnız bırakmıyorlar ki zaten Türk dövüş severlerdi Kadir'in yanında. Sorry. The Ahmet make good low kicks, so I think. Yeah. Kadir have to work a little bit more. Ahmet Green için az önce çok etkili bir alçak tekme yaptığını ifade etti Peter Arts. Yüksek tekme şimdi geriye çekildi. Kadir Yıldırım yumrukları geldi. Kenardan şimdi içeri dediği anda yine vücuda bir orta seviyede tekme. Bir roundhouse kick Kadir Yıldırım. İyi iş çıkardı. İyi iş çıkardı. Son 40 saniyeye giriyoruz ikinci roundda. Çok dikkatliler ama. Çok dikkatliler. Alçak tekme dış tarafa. Krenic'ten. I would like to ask one question during the after the second round about low kicks. Let me not forget that. Okay. Please, thank you. Alçak tekmelerle ilgili bir sorum olacak çünkü ona. Lütfen unutturma diye rica ettim kendisine ikinci roundun ardından. Bu arada Krenic'ten de vücuda darbeler geldi. Aparka sol kroşe Kadir Yıldırım. Terminatörden müthiş bir sol kroşe. Nasıl da geriye çekilmek zorunda kaldı Krenic. Ve ikinci roundda tamamlanıyor. I would like to ask one thing about low kicks. How important are low kicks in kickboxing? The Dutch kickboxing is famous because of low kicks. We do a lot of boxing with low kicks. Let me translate this part. Alçak tekmelerin kickboksta ne kadar önemli olduğunu söyledim. Özellikle Hollanda kickboksunda çok önemli. En çok alçak tekmelere, bu low kicklere çalışıyoruz ifadesini kullandım. In the old times, now it's changed a little bit. But the kickboxing for Holland is boxing with low kicks. When you kill the legs, you see my boy fighting Thomas. Yeah. You kill the legs and it can change all the time, you know, when you blow some people. Thomas Dure. Yeah, yeah.
Evet, alçak tekmelerin eskiden özellikle daha çok kullanıldığını hemen ekledi arkasından. Şimdi yavaş yavaş biraz daha değişiyor. Eğer fark ettiysen benim öğrencim Thomas Du ve ikinci maçta Cengizhan Kuru'yu yenen öğrencisinden bahsediyor. Devamlı alçak tekme, low kicklere çalıştı ve Cengizhan'ı bu şekilde bitirdi. Rakibi çürütmek için, rakibi deforme etmek için alçak tekmelerin öneminin bir hali fazla olduğunu vuruyor Thomas Du ve temsilat koç. Evet, şimdi üçüncü ve son round. Son 3 dakika. Her şey bu roundda belli olacak. Bu arada Kadir Yıldırım'ın sağ kaşında bir açılma var. Sağ kaşında açılma var hakem. Cengiz Punk şimdi bu kanamanın biraz arttığını fark edince hemen araya girdi. Her şeyden önemlisi sporcu sağlığı, biliyorsunuz. Sporcu sağlığından daha önemli hiçbir şey yok ve hemen doktorun yanında şimdi Kadir Yıldırım ve o açılan kaşına tedavi uygulanıyor. Kadir Yıldırım da Ahmet Kırıyiç'e bir şimdi sistem etti. Sen kafanla çarptın dedi. Kafa attın dedi. It was an accidental headbutt, I think. Can be, yeah. But the most thing is when the blood comes in the eye, they stop it, you know. So I hope it's not coming in the eye, the blood. Okay. Kendisine de sordum, kazara siz de gördünüz mü o kafa temasını, çarpışmayı? Evet, olabilir dedi. Şanssızlık olabilir, böyle kazalar olabiliyor. Ama çok fazla kan aktığını ifade etti. Kickboksta eğer akan bu kan gözün içine girerse maça devam edemez, dövüşçü izin verilmez ifadesini kullandı. Şu anda da tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor Kadir Yıldırım'ın. But it is a big handicap because he can punch there. After you know, this. It's not too much problem when the blood, I was here, the cutters. No, I think, don't think the blood will come in the eye. When the blood comes in the eye, it's a problem because you get a little bit, you cannot have a good view. Yeah, of course. And he will start protecting his eyebrow now, and it will spoil his strategy. It's the last round, so you have to give everything. Yeah, to make a really street fight now. Evet, şunu sordum Peter Arts'a. Tabii şu anda devam edebilecek durumda. My tactic will go for war now. Okay. Really good. Tabii bu bir dezavantaj yaratacak dedim ben Kadir Yıldırım için. Yani her şekilde bir kere orayı korumak zorunda. Çünkü Ahmet Kırıyiç oraya çalışıyor. Bu arada Kadir Yıldırım müthiş bir hızlandı. Müthiş hızlandı ve çok hırslandı da Kadir Yıldırım. Çok hırslandı. Şimdi neden özellikle bunu söyledim? Peter Arts'ın tam söylediği anda gerçekleşti bu. Peter Arts da ben bu kanayan yarayla oraya devamlı savunacağı için stratejisi bozulacak. Bu handikap değil mi diye sordum. Son artık 3 dakika varını yoğunu ortaya koyacak. Kan gözüne girmediği müddetçe savaşacak. Ne yapacaksa yapacak. Ve ne yapacaksa onu bu son 3 dakika içinde yapacak dedi Kadir Yıldırım. Ve tam da onun üzerine Kadir Yıldırım'ın ne kadar da agresifleştiğini, ne kadar da hırslandığını hep beraber gördünüz. İşte alçak tekme varıyla, yoğuyla saldırıyor Kadir Yıldırım. Spinning high kickler geliyor. Uçarak tekmeler geliyor. Alçak tekmeler geliyor. Elinde ne varsa, repertuarında ne varsa kullanıyor Kadir Yıldırım. Ama dikkatli etmesi gerekiyor. Bunu da söylemek gerek. Dikkatli saldırılar gerekiyor. Bu bir ağır sket mücadelesi. Ahmet Kırın için bir kontra yumruğu her şeyi Kadir Yıldırım için bitirebilir ki bir tane sol kroşe geldi az önce. Last left punch, right? Yeah, Mason make a counter with left punch. It was a good punch. Evet, iyi bir yumruktu dedi az önce benim ifade ettiğim o sol kroşe ki same eyebrow, same point. So it's bleeding again. Aynı yer kanıyor tabii ki. But not coming in the eye, I think, so it's okay. Yani when it comes in the eye, they will stop the fight. Neticede göze gelmediği için devam edecek dedi Peter Arts. Bana da yardımcı oluyor böylelikle. Evet, ring hakimiyeti şu anda. Kırıyiç de üzerine gitti, solu boşa gitti. Hadi bir kontra çıkarsın artık Kadir Yıldırım. Terminatör'den iyi bir performans bekliyoruz bir. Sweep geldi, ayaklarını yerden süpürüyor Ahmet Kırıyiç. Kadir Yıldırım'ın. Kırıyiç yüklenmeye devam ediyor. Kadir Yıldırım son maçta Jeff Van Girkbergen'i mağlup etmişti. Moralli geldi buraya. Sıçrayarak bir diz. Kırıyiç'ten köşeye sıkıştı Kadir. İşte bu. Evet, hakem sayıyor. Hakem sayıyor. O kaşının açılması gerçekten kötü etkiledi. Bir kazara çarpışma oldu. Kafası geldi. Ve bu gerçekten kötü etkiledi bence. Kadir Yıldırım'a uçarak bir heel kick topuyla bir heel kick denemesi. Bunları savunuyor.
dediğim gibi varını yoğunu. He's using every weapon of him, yeah, right? Yeah. You have to. Evet, o da onayladı ve öyle de olmak zorunda dedi. Eight count is the round will be for Ahmet. Evet, so ama şu an, I think he will lose. Evet, hakem az önce saydığı için ben Kadir'in kaybedeceğini düşünüyorum diyor Peter Arts. Çünkü hakem 3. roundda saydı ve aradaki farkı yaratan because da bu oldu. Because not bad this round, but close, but 10-8 because he got 8 count. Yes, absolutely. Maç yakındı diyor, çok yakındı. Ama işte o 3. roundda hakemin sayması the big difference, biggest difference is counting, right? Evet. Oh, it was a good fight, but yeah, it's a good fight. But it's an unfortunate thing, very unfortunate. And it was accidental crash. Yeah, and you have to take a risk because you have a cut. I have many cuts before. You have to go because otherwise they stop the fight, you know, to win. It's only one round. It's a really good left. Evet, kaşınızda açılma varsa eğer devam edebilecek durumdaysanız devam etmek zorundasınız dedi Peter Arts. Ben böyle çok maça çıktım, çok fazla kaşımda açılma olduğunda çıktım. Ama tabii ki kötü etkiliyor. Kötü etkiliyor her şekilde. Orayı bir savunma ihtiyacı, insan psikolojisi. Orayı bir savunma ihtiyacı hissediyorsunuz. Oraya çok fazla önlem alınca bu kez diğer taraflardan açık veriyorsunuz. Kadir Yıldırım bu anlamda büyük bir şanssızlık yaşadı. Fighters, come here. Canı sağ olsun. Son maçında Jeff Van Gisbergen'i mağlup etmişti. Yine bu salonda. Bugün Bosna Hersek'te Ahmet Krinic'e mağlup oldu. Evet, kazanan açıklanacak. Hakem puanıyla kazanan açıklanacak. Ama Krinic'in kazanma ihtimali çok yüksek. İşte resmi sonuç elimde. And here is the official result. The judges has made their decision. Hakimler değerlendirmelerini yaptı. We have a unanimous decision. Oy birliğiyle müsabakayı 3-0 sayıyla kazanan, winning on points 3-0. Blue corner, mavi köşe, Ahmet Krinic. Oy birliğiyle kazanıyor Ahmet Krinic. Tebrik ediyoruz kendisini. Kadir Yıldırım'ın üzülmesini de istemiyoruz. Tabii ki Kadir en iyi bir isim, 34 yaşında. Kazanmak var, kaybetmek var ve bunları çok iyi biliyor. Ve iyi bir kaybeden olduğunu da gösteriyor. Şanssızlık yaşadı, o kaşığın açılması büyük şanssızlıktı Kadir Yıldırım'ın. Oradan sonra zaten fark oluştu arada. Teşekkür ederim. I would like to thank Peter Arts coach. Fight Club, bir Kürşat Şahin organizasyonu.